İşareti. Evet, bu büyük bir soru işareti. Şimdi bu arada Kırcalı Fireflux oyuncusuyla karşı karşıya gelebilir. Torex elinde M4'ü var. Şahangiller ve Fireflux bir mücadele içerisinde. Solus şimdi eline bombasını aldı, gönderiyor. Bu arada arka tarafta Catch kaldırılıyor. Fireflux'tan yakın mesafeye girmiş bir oyuncu var. Kim o diye bakıyorum. Lutz yakın mesafede Kırcalı. Ya karşı oynamak istiyor. Demon ve Kırcalı'ya karşı oynamak istiyor. Şimdi canını yenileyecek. 2 seviye kask, 3 seviye yeleğinin olduğunu görüyoruz. Aslında yakın mesafe için UMP'si ile birlikte tehlikeli işlere imza atabilir. Jon Snow ve Torex'in burada takım arkadaşlarına biraz uzak kaldığını söyleyebiliriz. Fireflux şimdi Kırcalı ve Jon Snow'un olduğu eve doğru. Özür dilerim, Demon'un olduğu eve doğru. İyicene yaklaştı. Catch bir diğer açıyı aldı. Oradaki yükseltinin altında, aracının arkasında iyi bir konumda Solus ve Solka ikilisi de sağ taraftan gelecek. Şahangillerin etrafı sarıldı. Lutz hala yakındaki isim. Catch evin içerisine doğru mermilerin yolluyor ama Demon'dan güzel bir açılış geliyor. Lutz düşürülecek. Bu çok önemli olacak. Şahangillerin buradaki mücadeleyi kazanması adına Solkay eline el bombasını çekti. Evlerin arkasına doğru gönderiyor ama evlerin dışarısında bir Şahangiller oyuncusu yok. Evlerin içerisinde çok güzel bir oyun sergiliyorlar şu anda. Lutz'ın yakın mesafeye girmesi onu kaldırması biraz zor gibi gösteriyor. Catch şimdi Kırcalı'yı yakaladı ama Demon çok güzel bir trade geliyor. Şimdi Catch'in skorun garantisi gelecek. Kırcalı yerden alınmak isteniyor Solkay. Bir diğer taraftan giren isim Jon Snow şimdi Solkay'ın üzerine doğru gitmek isteyebilir. Jon Snow ve Torex ikilisi Solkay'a karşı 1v2 pozisyonda. Yalnız arkadan gelen bir Vectum Karya da var. Açıktaki Şahangiller oyuncularına sıkıntı yaratabilir derken Jon Snow Solkay'ı düşürmeyi başardı. Sonrasında skorun garantisi de geliyor. Artık Solus 1v2 oynamak zorunda, yanıcısını gönderiyor. Jon Snow'dan oraya doğru gelen bir yanıcı var. Jon Snow çok açıkta kaldı. Solus için rahat bir skor olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi takım arkadaşı Lutz'a doğru çekilmek istiyor Solus. Önünde yanıcı var Lutz'ın da, o da pikleyemiyor. Aynen öyle, burayı çok dikkatli oynamak zorundalar. Zaten iki tane kayıpları var, aşağıda hemen Kırcalı var. Onun farkındalar mı, ben bunu merak ediyorum. Kırcalı burada ayak seslerini almış olması gerekiyor. Orada Lutz'ı belki de düşürebilirdi. Third party'ye çok dikkatli olmaları gerekiyor derken Solus burada Kırcalı'yı düşürmeyi başardı ve skor garantisini çekecekler. Torex artık takımı adına son kalan oyuncu. Bakalım bu pozisyon onun adına 2'ye 1 clutch bir şekilde bitecek mi? Göreceğiz, ancak çok da fazla açık veremiyor. Dışarı doğru oynamak istedi. İlk rakibini düşürmeyi başarıyor. Burada Solus düştü. Bakalım buraya Lutz oynayacak mı? Ancak Lutz az canına rağmen Torex'i düşürmeyi başarıyor. Burada Şahangiller ekibini eleyecekler. Fireflux'tan ise bir oyuncu kalmış durumda. Bir tane de nakları var. Bakalım son oyuncu kurtarabilecek mi? Solus'u kurtarabilecek mi? Orada muhtemelen Solus kurtarılacaktır ama yani öyle bir savaş ki sence...